Video hoş geldiniz dostlar. Bu videoda yine sizlerle birlikte hazır sistem inceliyoruz. Bu videoda iki tane sistemimiz var dostlar. Biri Sunrise 460 Ti, bir de Mirana 470 Ti Super X'te gaming kentlerde arkadaşlar. Biraz fiyat hesaplaması yaptım. Cidden güzel sistemler. Hemen sizlerle birlikte sistemleri incelemeye başlayalım dostlar. İlk sistemimiz zaten 460 Ti'ydı. Baktığımız zaman Ryzen 5 5600'dü. A5 Slim kaldı. Zaten 460 Ti'nin markası Galaxy. Genel olarak Galaxy satılıyor bu tarafta. Gaming kent tarafında. RAM'lerimiz 16 GB, M.2 SSD'miz vesaire. Şimdi özelleştirme kısmına gelecek olursak dostlar. Ryzen 5 5600 için bu sistem gayet güzel. 4060 Ti'li bir ekran kartını cidden besleyecek bir işlemci zaten. Güçlü bir işlemci. DDR4 tarafında bir sistem. Ama ısınan bir sistem. O yüzden bir tane kule tipi ekleyeceğiz arkadaşlar. İster buradan alın ister harici bir kule alın. Eğer Valorant tarzı oyun oynayacağım diyorsanız 70'e 80 derecelere takılırsınız. Eyvallah bu konuda sorun yok. Eğer Valorant hariç ben başka oyunlar oynayacağım diyorsanız mecbur kule eklemek zorundasınız. Cidden ısınan bir işlemci. Ana kart tarafında da arkadaşlar burada sitede normalde hani şu geçiş bazı sitelerde 1300-1400 lira bandında. Bize 600 liraya geçiş verdikleri için gayet mantıklı bir geçiş. Bu geçişi kesinlikle yapmanızı da öneririm arkadaşlar. Çünkü bu ana kart PCI 3 destekli, bu PCI 4 destekli. Ekran kartınızın tam verimini PCI 4'te alırsınız. Ayrıca işlemci tarafında da aynı şekilde tam verimini PCI 4'te alırsınız arkadaşlar. Böylelikle zaten hani sistem darboğazı vesaire de girmemiş olacak. Ha burada A5 RAM kalsanız da yine bir sorun yaratmaz. Lakin B5 ile sistemin maksimum verimliliği için önemli bir seçenek arkadaşlar burada. O yüzden geçiş yapıyoruz. Ayrıca ekran kartı tarafında 4060 Ti'miz var. Galaxy markasını bilmeyen arkadaşlar içinse orta düzey ile üst düzey arası diyebilirim sizlere. Hani kötü bir marka değildi zaten size de 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi veriyor. RAM tarafında ise XPG'nin 3200 MHz CL16 RAM'leri kullanılmış. İsteyen arkadaşlar burada hani 100 lira farkla 3600 MHz'e geçiş yapabilir ama çok üst düzey bir fark olmayan bir fark hani Burada tamamen sizde arkadaşlar. Çünkü bunların CL değeri 18 dolu çıktığı için aradaki fark o kadar açılmıyor. Ben geçiş yapmayacağım. Eğer ana kartı A520MK'da tutan arkadaşlar bir tane M2SS slot oldukları için Kingston'a geçiş yapsınlar. Biz b 5 geçtik ipimiz için arkadaşlar. Burada A'da tanıdığı 850 Lite'ına geçeceğiz. Buradaki hızın da zaten tamamını alacağız arkadaşlar. 5000-3200'lük e hız bizim için gayet güzel. Eğer kendi bütçeniz yoksa da yine burada 3D grinde vesaire de kalabilirsiniz. Zaten B5 ile Lemka'ya geçtiğiniz için bir tane daha M2 olacak. Ama biz yine sistemimiz hızlı olsun, güzel bir sistemimiz olsun diyerekten A Data Legend 850'ye geçiş yaptık. Kasa tarafında da Venton'un 650 Watt Power Supply ile bronz sertifika bir kasası var arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman hemen sistemi sizlerle birlikte fiyatını inceleyelim. O yüzden bir akak şey açıyorum. Bir de hesap makinemi açayım. Ryzen 5 5600. En düşük fiyat. 3639 lira 3600 liramızı yazalım artıya basalım Aşağı indik kule tipi 1300 lira buradaydı hadi biz yine 1300 lira yazalım B570 MK'yı yazalım bakalım bunun fiyatı ne kadarmış En ucuzda evet çekirdekler falan çıktı Şu B570 MK'yı yaklaştıralım Heh. 3400 lira buna fiyat yazalım Aşağı indik 4060 Ti Zaten artık sistem hesaplamada ekran kartları şişiriyor sistemi. Zaten ekran kartımı kadar para gayet ucuza sistem toplanacak gibi ama 14 bin lira burada ekran kartımızın fiyatı var arkadaşlar 22 bin liraya gelmiş olduk. Zaten RAM'lerimiz 1600 lira varsayarsak 23 bin 24 bin liraya çıkmış oluyoruz. m SSD li 2600 lira arkadaşlar normalde. Ayrıca kasa da zaten normalde şu an 650 watt bir power supply kasa 3500-4000 lira bandında. Bu sistem yaklaşık 30.000 lira bandında çıkmış oluyor. Yani Yaklaşık bir 4000 liralık bir kârınız var arkadaşlar böyle bir sistemde. Diyerekten diğer sisteme geçiş yapıyorum. Buradaki sistemde üstte 2K'da ben maksimum verimde oyun oynayacağım diyen arkadaşlar için tasarlayacağım arkadaşlar bunu. Biraz özelleştirme yaparaktan buradaki 50.000 liralık fiyatı şişireceğiz haberiniz olsun. Şimdi 7800 kisil de geçiyorum. Zaten piyasadaki şu an en güçlü işlemcilerden bir tanesi. AMD tarafında 96 MB önberliği var. Cidden güçlü bir işlemci. Ayrıca bu işlemci için Cooler Master'ın Master Liquid ML240L'sini tercih edeceğim. Biraz daha sessiz çalışan güzel bir sıvı soğutma arkadaşlar. Anakart tarafında da 7800 x için arkadaşlar. Bu anakartlar biraz yetersiz kalıyor. Maksimum verimi x 670 plerde alırsınız. Soğutma blokları vesaire. Ayrıca X670P anakartlar biraz daha geleceğe dayalı arkadaşlar. Baktığımız zaman 4 tane RAM slotu ve bayağı da fazla M.2 ses soğutumuz var. Ayrıca hepsi soğutma bloklu. Bu konuda güzel bir anakart olduğunu söyleyebilirim. Ekran kartımız yine Galaxy 470 Ti Super'i. Aşağı indiğimizde dostlar RAM tarafında 6000 MHz CL30 RAM tercih edeceğiz. Ayrıca iki adet de çekiyoruz arkadaşlar. Kesinlikle performans artışı bakımından bunu yapmanız zorunlu. Ve M2 tarafında da minimum A'da Legend 850'ye geçiş yapacağız yine aynı şekilde. Eğer ki bütçeniz m tarafında varsa Samsung'un 980 Pro'larına geçiş yapabilirsiniz. Bu tamamen sizde arkadaşlar olay. Ama minimum A'da Legend 850 yapmanız gerekiyor. Kasa tarafında da ilerleyen süreçte şimdi biz 7800 XT'de aldık. Bu güçlü bir işlemci. Ben 4080'e 4080 süperleri ekran kartı upgrade vesaire yaparım diyorsanız ayrıca buradaki 500 liralık geçişte cidden şu power supply geçişi mantıklı bir geçiş. Kesinlikle geçiş yapın arkadaşlar. Bu şekilde bu sistemi tercih edebilirsiniz. Bu sistemin toplaması 70 bin liranın üstüne çıkıyor arkadaşlar. Daha demin hesapladım. Yine sizlerle birlikte hesaplayalım siz de fiyatını görmüş olun. Şöyle 7800 X fiyatına bakalım normalde. Şöyle bir sıfırlayayım. 12.400 liraya yakın bir fiyatı var bunun. Şöyle Devam edelim. Sıvı soğutmamız 3600 lira arkadaşlar. 16000 liraya gelmiş olduk. X670 anakartlar yaklaşık 10000 liraya yakın. Şöyle göstereyim. Cidden sağlam bir anakart. Şu P anakart yazalım da. Tam bizim Asus'u görelim. 9600 liraya yakın bir fiyat varmış. Evet. Yine yanılmadık. 25600 lira bandına gelmiş olduk. 4070 Ti süper. Hemen ona da bakalım. Burada Galaxy değil hani ortalama en düşük fiyatta neyse onu tercih edelim. PNE, mesela hani yaklaşık 32-33 bin lira çok bir fark da yokmuş. 32 bin lira yazalım. 57 bin liraya gelmiş olduk. RAM'lerimiz yaklaşık olarak 5 bin lira tutar arkadaşlar. Zaten 2500-2500. 5 bin liramızı yazalım. Falan fazla attık bir sıfırı. 62 bin lira. Burada M.2 sesi normalde 2600 lira bandında arkadaşlar. Ya bu sitede bu civarda. Artı 2600 lira yazalım. 65200 liraya gelmiş olduk. Zaten kasa tarafında da bu kasanın da yaklaşık 5000 liraya yakın bir fiyat var arkadaşlar. Artı 5000 lira da bunu yazdığımızda hani 70 liraya kadar çıkan bir sistem oldu arkadaşlar. Bu şekilde tercih edebilirsiniz. Cidden güzel bir sistem oldu. Alacak arkadaşlar hayırlı olsun diyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu da beğendiyseniz bir like atıp abone olursanız. Eyvallah.